Efendim Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti ve hidayeti hepinizin üzerine olsun. Sahurunuz hayırlı olsun. Gecemizin bu saatinde hem ülkemizde hem dünyanın dört bir tarafında bizi izleyen bütün dostlara, kardeşlerimize kalbi muhabbetlerimizi arz ediyoruz. Cenab-ı Allah sizi, bizi, hepimizi her türlü şerden uzak eylesin. Sevdiği kullarla beraber haşreylesin. Bugün yine uzun bir yayınımız olacak inşallah. İlerleyen saatlerde değişik konularımız var. O konulara gireceğiz, görüntülerimiz var, paylaşacağız. Efendim bugün yine sevgili Abdurrahman Önür kardeşim bizimle beraber. Abdurrahman hoş geldin. Sağ ol hocam, çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Abdurrahman güzel ilahileriyle programımıza renk verecek inşallah. İnşallah, en güzel ilahilerimi sesleneceğiz. İnşallah. Efendim hiç vakit kaybetmeden size ben sizi dinlemek istiyorum. Sorularınızı almak istiyorum. Bu bölümde soru alacağım ve efendim Instagram'larınız var. Teşekkür ediyoruz Instagram'larınıza. Aynı şekilde sorular gelmeye devam ediyor Instagram'ınıza. Efendim Uğur diyor ki, Uğur Canbaz hocam diyor, bizler dünyaya gelmeden önce Rabbimiz bütün ruhları toplayıp ben sizin Rabbiniz değil miyim dedi. Biz de evet dedik. Ama sonra dünyaya inançsızlar geldi. Tabii yoldan çıktılar yani. Oradan insan sözünde duruyor mu? Allah'a karşı sözünde durmayan insana karşı da sözünde durmuyor. Siz iş yapıyorsunuz 10 kişiyle. 9'u sözünde duruyor, 1'i sözünde durmuyor. İnsanoğlu da böyle. Allah'a söz verdi. Dünyanın sonra zevki sefasına, dünyanın yaldızlarına, dünyanın kandırıcı sahte görüşlerine aldandı ve kendini bir an kaybetti insanlar. Bu nedenle de inkarcı oldular. Böyle insanlar var. Selçuk diyor ki, hiçbir soruma cevap vermediniz hocam. Selçuk çok geliyor, çok geliyor, çok geliyor yani. Onun için yetişemedik, hakkını helal et. Ama bak soruna cevap veriyordu bu akşam. Selçuk diyor ki, canını sağ olsun diyor, vermesen de. Namaz kılarken gözlerimi kapatıp duaları okuyorum. Bir mazuru var mı? Sadece duaları okurken diyor. Sevgili Selçuk, Kur'an-ı Kerim okurken de, duaları okurken de gözünü kapatabilirsin. Mekruh görülmüş, daha çok böyle bahçe, bağ gibi yerde haşeratın olabileceği, secde ettiğin yerde çevrende yılandır, akreptir, benzeri şeylerin olabileceği yerlerde gözünü kapatman doğru görülmemiş. Çünkü gözünü kapatınca oluşan hiçbir şey görmüyorsun. Her şey olabilir. Ama evdeysen manevi bir haz almak için, daha konsantre olabilmek için, böyle kendini toparlayabilmen için daha çok gözünü kapatman da bu şekilde. Hakikaten de öyle. Yani Selçuk'un dediği gibi, bazen insan böyle gözünü kapatınca, okuyunca, içinden Kabe'yi düşününce, değil mi? Kur'an-ı Kerim sayfalarını düşününce daha bir manevi haz alıyor ve daha çok kabul olduğu kanaati uyanıyor insanoğlunda. Bu şekilde okursanız dinen bir sakıncası yok diye söylemiş olayım sevgili Selçuk sana. Ve sonra telefonlarınızı, ekran sizin bundan sonra. Ekranın efendisi sizsiniz ve konuşun bakalım, sorularınızı dinleyelim sizin. Alo. Alo. Beyefendi buyurunuz, programımıza hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk hocam, selamun aleyküm öncelikle, hayırlı sahurlar. Teşekkür ederim, aleyküm selam. Buyurun efendim, buyurunuz. Ben Samsun'dan arıyorum, Musa Bozkurt. Musa Bey buyurun, buyurun. Hocam öncelikle sorumu sormadan önce bir dakikanızı almamda sakınca var mı acaba? Yok, buyurun, buyurun, buyurun. Öncelikle bu yaklaşmakta olan 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nın size ve tüm Türkiye'mize hayırlara vesile olmasını diliyorum. Evet, inşallah. Şimdi hocam biz şimdi şöyle söyleyeyim ben. Biz köyümüz gençleri olarak bir WhatsApp grubumuz var. Evet. Burada geçen gün istişare ederken benim aklıma bir soru takıldı. 97-98'den beri de sizi dinlemekteyim. Size sormakta uygun buldum. Buyurun. Şimdi benim şöyle bir düşüncem var. Biz şimdi nasip olursa yaklaşan Kadir Gecesi'nde bir hocamızı aramış olsak de, bu Kadir Gecesi'ne münasır olarak teravihi bu yol üzerinden kılma ihtimalimiz var mıdır? Ve yani hocanız şeyde diyelim, evinde. Tabii ki. Siz her biriniz WhatsApp'ınızı açacaksınız, hocanıza uyuyacaksınız. Öyle mi anladım ben? Doğrudur hocam. Bu doğru değil. Mekan birliğinin olması gerekiyor. Yani hocanızın, mesela siz diyelim ki internette ve televizyonda, işte şeyde, uydu televizyonda Mekke Medine, şu anda geç verilmiyor da, Mekke Medine vardı. Siz buradan Türkiye'de Mekke'ye veya Medine'deki herhangi bir namaza uymanız doğru olmaz. Şöyle diyelim mesela,
Kur'an-ı Kerim'i bilmeyen birisi namaz kılacak, teravih kılacak ama Kur'an ayetlerini veya dualarını bilmiyor. Siz internetten birini açtınız, internette namaz kılan birinin görüntülerini açtınız. Bir yere koydunuz, onun sesi size geliyor. Görüntü değil, sesi size geliyor. Siz sesini dinliyorsunuz ama bir ihtiyaçtan kaynaklandı bu. Hangi ihtiyaçtan? Duaları bilmemenizden kaynaklandı. Kulağınız orada o kıraate uyarak, o kıraati tekrar ederek ama, siz de tekrar ederek. Ona da uymadan ama. Yani ona, ya Rabbi niyet ettim şu anda, işte internetin diğer sayfa, diğer bölümünde olan falanca kişiye uydum gibi değil de, o sesi hissederek, duyarak namaz kılmanızda eğitim süresince sakıncası yok. Dışarıdan birinin size empoze etmesinde, yani mesela sen Allahu Ekber dedin, bekledin, inna atayni bilmiyorsun diyelim mesela. Birinin dışarıda inna atayna kel kevser fesalli li rabbike venhar inne şani'eke huvel ebtar dedi. Sen de onu tekrar edersin. Bu mümkündür. Ama ona uymanız mümkün değildir. İlla ki aynı mekanda olmanız gerekiyor imamla cemaat arasında. Grubunuza sevgilerimi iletiyorum, saygılarımı iletiyorum. Güzel şeyler düşünmüşsünüz. En azından hayra vesile olacak bir şeyler düşünmüşsünüz. Yani insanların hoşuna gidecek, insanların lehinde olacak, şeytanın aleyhinde olacak bir iş yapmışsınız. Kötü bir şey yapmamışsınız. Fakat uymanız doğru olmaz. Herhalde anlaşılmıştır. Teşekkür ederim. Evet, bir telefon daha var. Alalım onu da. Alo. Hocam, öncelikle selamun aleyküm. Öncelikle aleyküm selam. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk hocam. Hayırlı Ramazanlar, hayırlı sahurlar. Eyvallah. Size de iyi Ramazanlar dilerim. Teşekkür ederim. Buyurun programımıza. Hocam size... Evet. Size 100 sorum olacak hocam, eğer müsaade ederseniz. Buyurun, benden notumu alayım inşallah. Birincisi hocam, sarhoşken bilmeden, farkında olmadan yapmış olduğumuz hayırlar, iyilikler Allah tarafından kabul edilir mi? Ne iken dediniz? Sarhoşken bilmeden. Sarhoşken. Sarhoşken bilmeden, farkında olmadan yapmış olduğumuz hayırlar, iyilikler Allah tarafından kabul edilir mi? Güzel, güzel bir soru. Evet, peki. İkinci soru. İkinci sorum da hocam, yine aynı benzer bir soru. Sarhoşken bilmeden, farkında olmadan işlemiş olduğumuz günahlar amel defterine yazılır mı? Evet, evet. Sonra, sonra. Üçüncü sorum da hocam şöyle. Dünyada ölmeden önce başımıza gelen ruhen ve fiziken maddi, manevi kötü olaylar ahirette günahlarımızın affedilmesine vesile olacak mı? Kötü ameller günahın silinmesine, doğru mu? Başımıza gelen olumsuz olaylar, maddi, manevi, ruhen, fiziken ölmeden önce ahirette günahlarımızın affedilmesine vesile olacak mı? Teşekkür ederim. Üç sorun da güzel sorular. Ben teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Sağ olun. Ben söyleyeyim, cevaplandırayım. Şimdi sarhoşluk meselesi, bazı alimlere göre mesela sarhoşun talakı, boşanması geçerlidir diyor bazı alimler. Yani adam sarhoşken karısını boşarsa geçerlidir diyor. Bazı alimler sarhoşun talakı, çünkü iradesi elinde değil sarhoşun, ne yaptığını bilmiyor. Sarhoşun boşaması geçersizdir diyorlar. Geçerlidir diyenler şöyle bir delille ortaya çıkıyorlar. Diyorlar ki sarhoş kendi iradesiyle sarhoş oldu. Kimse zorla onun çorbasına içki koymadı yani. Bilerek gitti. Ne yaptı? İşte içmedim bir şey göstereyim. Diyelim bu malzemeyi aldı. Bu içki diyelim aldı şeyden. Dükkandan aldı, tekel bayinden. Geldi, ağzını açtı, lıkır 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 içti. Bilerek, aklı başında kendi sarhoş etti. O zaman bütün eylemlerinden sorumludur. İradesi, yaparken iradesi elinde olmasa bile, içerken iradesi elindeydi. O nedenle de günahkardır. Ve bütün fiilleri, bütün işleri onu bağlar diyor. Diğer bazı görüş ise, aklı olmayanın sorumluluğu olmaz diyorlar. Sarhoşken aklı başında değil, sorumluluğu olmaz. Şimdi iki görüşe göre de hareket edilebilir. Tabii ki aklı başındayken, düzeltiyorum, sarhoşken yaptığı fiiller, eylemler onu bağlamalı. O zaman adam kötü bir şey yapacakken gidip içecek, sonra kötü bir şey yapacak. Aklım başımda değildi, ne yapayım diyecek, bu yanlıştır. Bu nedenle de sarhoş olan kişinin yaptığı hayırlar, iyilikler onun hanesine yazılır. Sarhoş olması o iyiliklerin hanesine yazılmasını engellemiyor. Yaptığı kötülükler de onun hanesine yazılıyor. Sarhoş iken yapmış olmasından dolayı yazılmıyor değil, yazılıyor. İkisinden de sorumlu. Yani günahlar da yazılır,
sevapları da yazılır. Üçüncü soruya gelince, efendim kötü bir akıbet, musibet, hastalık, sıkıntı, malını mülkünü kaybeder, ne bileyim boşanır, başına gelen felaketler. Eğer adam kişi imanlı ise, Müslüman ise ve Allah'a ve Peygamber'e isyankar değilse, temiz bir ahlaklı hayatı varsa, bu adamın hayatta geçirmiş olduğu sıkıntılar onun günahlarının kefaretidir, günahlarının bağışlamasına vesiledir. Ama kötü bir insansa zaten dünyası da berbat, ahireti de berbat, bir kazancı yoktur. Onun için eskiler demişler ki, şöyle demişler, dünya müminin zindanı, kafirin cennetidir. Bu cümleyi bir daha söyleyeyim, önemli bir cümle. Dünya müminin cenneti, düzeltiyorum, dünya müminin zindanı, kafirin cennetidir. Diyorlar ki bu nasıl olur? Şöyle olur, bir Müslüman bu dünya hayatında güzel de yaşasa, zevk yani nimet içinde de yaşasa, ahiretteki makamını görünce, o muhteşem makamı görünce diyecekmiş, dünya hayatı gerçekten zindanmış. Keşke daha önce öleydim diyecek. Kafire gelince, bu dünya hayatında çok çile çeken bir imansız, inançsız birisi yani, öteki alemdeki cehennemi görünce, dünya hayatı meğer şeymiş, cennetmiş. Keşke dünyaya bir daha dönebilsem diyecek kafir, dönemeyecek. Çünkü buradaki sıkıntı, hastalık bile onun için ufak gelecek. Ahiretteki azabı görünce, evet, böylece kişi eylemlerinden sorumludur diyoruz sevgili dostlar. Evet, sorularımız var. Sorularımıza bakalım yine. Diyor ki, Kur'an-ı Kerim'i maaliyle beraber okuduğumuzda, diyor kardeşimiz, iki hatim oluyor mu? Yani Türkçe okumanın sevabı ayrı, Arapça okumanın sevabı ayrı. Kur'an-ı Kerim'in Kur'an'dan namazda kolayınıza geleni, minel Kur'an'ı, Kur'an'dan fakra'ı okuyun diyor yani. Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyunuz. Onun için Kur'an-ı Kerim'in orijinal dilinde okunması gerekiyor namazda. Hatimde de onu okunması gerekiyor. Ama Türkçe okunması, maalini okunması da büyük sevaptır. Çünkü Allah'ın ne dediğini öğrenmiş oluyorsun. Bunun sevabı çoktur. Şimdi vitir namazını sormuşsun Hülya. Ama Hülya sen bizi izlemiyorsun. İzleseydin hanım kızım, biz abdesti de aldırdık. Biz vitir namazını da aldırttık. Biz hepsini öğrettik. Bunları keşke bizi izlemiş olsaydınız. Bunların tümünü okuduğumuzu, size gösterdiğimizi görmüş olurdunuz. Diyor ki, otizm hastası bir kardeşimiz var. Efendim, onun fitresini verebilir miyiz? Verirsiniz, bir problem yoktur. Gülten diyor ki, selamun aleyküm hocam, size bir sorum olacak. Annem rahatsızlığından dolayı oruç tutamıyor demiş. Onun fitresi nasıl vermeliyiz diye sormuş. Efendim, oruç tutamayan annenizin fitresini günlük 27 liradan hesap edeceksiniz. Ayda işte 800 lira gibi bir rakama ulaşıyor. Onu verebilirsiniz. Birisi yine bize zekatın miktarını sormuş. Zekat şöyle, daha önce de söyledik, 80 gram üzerinde bir altın ve altın değerinde parası, 80 grama tekabül eden bir parası varsa, bu Türk parası, yabancı para, altın beraber, 80 gram ne kadar ediyor? 30 bin lira ediyor. Yaklaşık 30 bin lira. Herhangi bir dönemde 30 bin lira parası olan kişi zekat kotasına girmiş oluyor. O da şöyle, mesela siz Mart ayına, Nisan ayına, Şubat ayına, Haziran'a zekatınızı ödüyorsunuz veyahut da hesap ediyorsunuz. Paranız ne zaman 30 binin üzerine çıktığında, o kotaya girdiğinde o tarihi kaydediniz. O tarihten tam bir yıl sonra zekat ödemekle mükellefsiniz. Ne kadardır? Yani 30 bin liraysa 750 lira zekat verirsiniz. Bu şekilde zekatınızı ona göre %2.5/1/40'ını hesaplamış olursunuz. Evet, devam edeceğiz. Sorularınız gelmeye devam ediyor. İkinci bölümde de yine inşallah soru alacağız. Ama kısa bir aramız var. Aramızdan sonra efendim buradayız ve devam edeceğiz. Efendim Yüce Allah'ın selamı, rahmeti, mağfiret ve hidayeti hepinizin üzerine olsun. Bugün yoğun bir trafiğimiz olacak inşallah. Ama en başta başlarken tabii ki şöyle bir soru soruldu demin bana. Mehir erkeğin kadının mehrine el koyma
şansı var mı diye hemen söyleyeyim. Kadının mehiri hakkıdır ve nikahın önemli bir unsurudur. Efendim erkek karısına vermiş olduğu mehire bilezik verdi diyelim. 5 tane bilezik verdi, 5 tane altın verdi, burma bilezik verdi, başka bir şey verdi. O erkeğin karısına vermiş olduğu bileziklere veya mehre müdahale etmesi, ona el koyması dinen haramdır, dinen caiz değildir. O mehir kadının hakkıdır ve kadının o mehir hakkı onun bir imkanı olarak elinde durmalıdır. Bu nedenle de mehire erkeğin el koyması söz konusu değildir. Altını bir daha çiziyorum. Nikahta konuşulan mehir erkeğin kadına vermiş olduğu bir haktır, bir sorumluluktur, bir yükümlülüktür ve mutlak manada tespit edilmiş olan mehrin erkek tarafından kadına nikah öncesi veya nikah sonrası mutlaka verilmesi gerekmektedir diye altını çiziyorum. Mehirin ihmal edilmemesi gerekiyor sevgili dostlar. Eğer mehir konmamışsa, mehirden bahsedilmemişse mutlaka mehrin tespit edilmesi gerekiyor. Neye göre tespit edilecek? Diyelim ki mesela siz evlendiniz, eşiniz size mehir vermedi. Hoca da mehiri hatırlatmadı, unuttu diyelim. Bu durumda teyze kızı, amca kızı, hala kızı, dayı kızı size benzer statüde olan kişiler nasıl bir mehir almışlarsa ve nasıl bir mehri hak etmişlerse eşinizin de size aynı şekilde bir mehir, mehril misil diyoruz biz ona, bir mehri tespit edip elinize o mehri vermesi gerekir. Erkek hiçbir şart altında yani borç içinde bile olsa eşinin rızası olmadan, kadının rızası olmadan mehrini borcuna ödeyemez, el koyamaz. Şu olmaz, bu olmaz. Ama bir kadın, Türkiye'deki öyledir genellikle, madem kocamın bir problemi var, bir borcu var, harcı var diye düşünür ve kocasına mehri verir. Al bunu harca, borcumuzu öde der. Bu da bizim toplumumuzdaki âli cenaplık güzelliktir. Buna da kimsenin müdahale etme şansı yok. Bir öğrenci, dini eğitim alan birisi diyor ki, hocam Allah teferruatı bilir mi? Allah her şeyi bilir mi yani? Bir ilim talebesi bu soruyu sormaması lazım. Allah'ın bilmediği bir teferruat olabilir mi? Bu nasıl bir Allah anlayışı? Allah eğer detayı bilmiyor diyen bir kişi varsa bir defa bu adamın dinden çıkması muhtemeldir yani. Niçin? Nasıl yani Allah bilmeyecek? Yaratacak ve bilmeyecek. Böyle bir kafa olabilir mi? Ayet-i kerimede kullu sagirin ve kebirin mustatar demiyor mu? Yani her bir küçük veya büyük her bir şey mutlak manada mustatar yazılmıştır. Defterde kayıtlı kullu sagirin ve kebirin mustatar. Her bir küçük ve büyük her şey defterde kayıtlı. Defterde kayıtlı kim yapıyor? Allah yaptırıyor. Allah haşa bilmeden Kamer suresinin ayetleri 51-52. Allah bilmese böyle bir şey mümkün olabilir mi? Ayet-i kerimede ve kullu şeyin fealuhu fi zubur. Defterlerde her yaptıkları ameller yazılmıştır. Bir detay kafandan geçen bile orada sabittir. Allah için böyle bir şey düşünebilir mi? Nasıl bir cehalet, nasıl bir anlayış, nasıl bir anlayışla öğrenciler yetiştiriyorlar bilmiyorum. Yüce Allah şuur ihsan eylesin diyorum. Konulara devam edeceğiz ama bir telefon alalım önce, ondan sonra devam edeceğiz. Alo. Alo. Efendim buyurunuz, programımıza hoş geldiniz. Selamun aleyküm hocam. Aleykümselam. Aleykümselam hayırlı hanımefendi. Hayırlı sahurlar, hayırlı yayınlar. Teşekkür ederiz, sağ olun, var olun. Nasılsınız hocam? Sizleri duyunca ve görünce daha iyi oluyoruz elhamdülillah. Teşekkür ederim hocam. Buyurun. Size bir sorum olacaktı hocam. Evet hanımefendi, buyurunuz. Ondan önce küçücük bir şey sorabilir miyim? Buyurun tabii ki, buyurun. Hocam şimdi regl döneminde... Evet. Ben Kur'an'a dokunmadım. Başkasını okutup öğretebilir miyim? Başkasını okutup ne yapabilir miyim? Öğretebilir miyim? Hani hatalar oluyor ya, sadece onları söylerim. Evet. Hiçbir sakıncası yok. Veyahut tamam, da diyelim ki siz sayfaları onlar çeviriyor. Onun sayfalarını ezberliyorsa bir öğretmen gibi takip edebilirsiniz. Problem evet, yok. Evet, aynen öyle. Problem yok. Olabilir tabii.
Tamam hocam. Buyurun. Soruma geçmek istiyorum. Evet, buyurun tabii. Hocam benim babam annemden önceki evliliğinde... Evet. Annemden önceki evliliğinde bir kavga sırasında kafasını çarpıp bilincini kaybediyor. Bilincini kaybeden kim yani? Babam. Evet, babanız bilincini kaybediyor. Evet. Evet, bir süre sonra bir eşinle 3 tane erkek çocuğunu öldürüyor. Keserek öldürüyor. Babanız mı yapıyor bunu? Evet. Ama bilinci kesinlikle yerinde değil ama. Evet. Hocam ondan sonra hani polisler onu hiç kesinlikle hapse almadılar. Direkt hastaneye götürdüler. Evet. Ondan sonra benim annemle evlendi. Anneme de şiddet uyguladı. Yine ara sıra böyle bilincini kaybedip geri geliyordu. Ama annemin haberi yoktu tabii bu olaydan. Evet. Hocam acaba bu öbür dünyada hani babama bir günahı var mı? Çünkü bilinçsizdi. Yani ilk eşiyle kavga ettiğinde, başını çarptığında, başını bilerek mi bilmiyor? Yani sendeledi mi değil ya da kafayı bile sinirinden dolayı çarptı mı duvara? Hayır hocam, kendisi kardeşleriyle kavga ederken kafasını çarptı, bilincini kaybetti. Tamam da yani kendi eylemiyle mi yaptı, bilmeyerek mi oldu? Onu sormaya çalışıyorum. Yok, kendi eylemiyle ama kendisi ne yaptığını bilmiyordu. Hem sorumun cevabı bu değil ama yani kafasını bilerek mi çarptı? Yani bilerek, kasten, kendi kendine yani o onun fiili... Yok, düşerek. Düştü, kendi kendine düştü, elinde evet. Olmayan. Çünkü yani kaza ayrı şey, bilerek çarpması farklı bir şey yani, ikisi farklı şeyler. Kazaydı. Yani bir insanın tasarlayarak bir şey yapması ayrı, kazayan bir şey olması ayrı, ikisi farklı şeylerdir. Evet hocam, kazayla kafasını çarpınca kaybetti bilincini. Yani hanımefendi hesabı Allah'a kalmış. Çünkü annenize kafasını çarpmadan da şiddet uyguluyor diyorsunuz. Evet. Evet, yani bu şiddet uygulama bunun doğasında biraz var, öyle anladım ben. Babanız yaşadı evet, mı? Öldü mü, yaşıyor mu? Yok, şu an vefat etti hocam. Evet, Allah mağfiret etsin, Allah kusurlarını affetsin ama 3 çocukla bir kadını öldürmek öyle kolay da... hemen defteri kapatın, bunun dosyasını kaldırın. Ahiret açısından söylüyorum. Yüce Allah'ın bunun dosyasını kaldırın diyeceğini ben tahmin etmiyorum. Bunun hayatı sorgulanır. Bilerek veya bilmeyerek hangi noktaya geldiği konuşulur, sorgulanır. Ondan sonra hesabı ona göre çıkarılır diye düşünüyorum. Hüküm Allah'a aittir. Biz bu konuda bir şey söyleyemeyiz. Çünkü bilmediğimiz bir durumu olabilir. Allah'ın bildiği, bizim bilmediğimiz bir durumu olur. Ama diyelim bir insan deli, gerçekten deli. Baştan beri deli, yaptığı hiçbir tasarruf akıllıca değil o insan. Evet, gerçekten bu mazurdur. Bu doğuştan beri böyledir veya doğuştan beri aklı hiç yoktur. Bunun tasarruflarından kişi sorumlu değildir. Çünkü aklı olmayanın sorumluluğu da olmaz. Ama bilerek, kasten kendini kaybederek, kendini o noktaya getirerek, o kavga ortamına getirip, sonra da çok kötü şeyler yapan bir insan, canım ben ne yapayım, benim kafamı çarptım da, aklım gitti de şu oldu, bu oldu deme şansı yok. Çünkü bu şekilde olan bir insanın ikinci bir eşle evlenmesi dinen doğru değildir, caiz değildir. Çünkü haram olan evlilikler var, helal olan evlilikler var, mübah olan evlilikler var, farz olan evlilikler var. Bir insan evlendiğinde daha önce 3 çocuk öldürmüş, bir kadın öldürmüş, yeni hayatında da benzeri bir şey yapacağının ihtimalini binde bir bile aklından geçiriyorsa o insanın evliliğe mesafeli durması gerekiyor. Böyle kolayca hemen bir şey olmaz, sakıncası yok. Veya Allah onu hesap sorar, onu cehenneme atar deme hakkına sahip değilim ben şahsen. Hesabını Allah tarafından çözüleceği kanatındayım ben. Çünkü kendisi olaydan sonra tedavi gördü, ondan sonra annemle evlendi. Tamam ama tedavi görmemiş demek ki yani. Tedavi görmüş de problemi aşamamış yani. Evet. Siz ondan mı doğdunuz hanımefendi? Evet. Ha, sizin babanız yani tabii değil mi? Sizin de öz babanız evet, yani. Evet, benim babam. Anladım. Yani hesabı ben kanaatim, şahsi kanaatim. Karar Allah'ın kararıdır. Mahkemede, büyük mahkemede hesap açılır. Çünkü tamamen deli olan, yani aklı olmayan, deli derken yanlış anlaşılmasın, hiçbir aklı melekesi çalışmayan bir insanın tasarrufu ile hayatının bir döneminde aklı yerinde olan, bazı dönemlerde aklı zahir olan bir insanın tasarrufu arasında fark olduğu kanaatindeyim ben. Hesap Allah'ın hesabıdır, bizim hesabımız değil, bilemeyiz. Tamam?
herhalde anlaşılmıştır diye düşünüyorum. Evet, bir telefon daha alalım bakalım. Alo. Selam hocam. Aleyküm selam hanımefendi, programımıza hoş geldiniz. Hocam ben Van Merkez'den arıyorum, Miraç Yüzeyil. Adınız ne? Miraç Yüzeyil. Miraç? Yüzeyil. Evet Miraç, buyurun, buyurunuz. Hocam hayırlı Ramazanlar, ellerinizden öperim. Size iyi Ramazanlar dilerim, teşekkür ederim, sağ olun, var olun. Bize bir sorum olacaktı. Evet, buyurun, buyurun. Hocam evlat ayrımcılığının günahı nedir? Yani evlat ayrımcılığı haram olan bir şey. Çünkü insanın adil olması lazım. Adaleti saptırması demektir. Adaletin dışına çıkması demektir. Evlat ayıran günaha girer, Allah katında sorumludur. Yani özellikle mirasta bu ortaya çıkabilir. Bazen mirasta malının tümünü kızına bırakabiliyor. Mirasta veya malının çoğunu erkek çocuğuna bırakıyor. İran bundan mahrum ediyor. Mahrum edilen de mahrum edilir yani ahiret aleminde. Mahrum eden de hesabını verir tabii ki. Bu nedenle de çocuk ayırımı yapmak, sevgide, mal paylaşımında, ilgilenmede, şurada burada çocuklarıyla ilişki kurmada böyle bir şey yaparsa Allah katında sorumlu olur. Yapmaması lazım. Tamam? Anladım hocam. Herhalde anlaşılmıştır. Peki. Peki biz bir soru da şuradan soralım. Kur'an-ı Kerim'le ilgili telefondan takip edersek hatim olur mu demiş. Telefondan takip ederseniz hatim olur ama sizin de tekrar etmeniz gerekir dilinizle diye söyleyeyim. Efendim, ölen anne ve çocuklar öbür dünyada birbirini görecekler mi? Hazreti Peygamber'e eşi Hatice validemiz vefat etmeden önce son sorduğu sorulardan biriydi. Ya Muhammed, Allah'ın peygamberi, ahirette beraber olacak mıyız çocuklar, ben ve sen diye sorduğunda Hazreti Peygamber büyük bir bina evimiz olacak dedi ona. Hazreti Hatice validemize orada ben, sen ve çocuklar birleşeceğiz dedi. O zaman işte Hazreti Peygamber'in kızları Hazreti Fatıma, efendim Ümmü Gülsüm, Rukiye, Hazreti Zeynep, efendim Kasım veya İbrahim ve Abdullah peygamberin çocukları vardı. Bu gösteriyor ki zaten ayet-i kerimede وَالْحَقْنَا بِهِمْ زُرِّيَّتَهُمْ zürriyetlerini de onlara katacağız ayetinden anlaşıldığı kadarıyla. Zürriyetler, nesiller, nesepler bir araya gelecek. Aileler bir araya gelecek. Aile bütünlüğü kurulacak. Sizler dünyada ne istiyorsanız ahirette size o gelecektir. Çünkü şöyle bir soru akla gelebiliyor. Hocam ben falanca yanımda isteyeceğim ama falanca da falanca yanında isteyecek. Bu adamdan kopyalama mı olacak? Nasıl bir şey olacak? Arkadaşlar Allah dilerse 1000 tane Nümune yaratır, 1000 tane Ahmet yaratır, 1000 tane Mehmet yaratır. O Ahmet, o Mehmet orada da bulunur, burada da bulunur, burada da bulunur. Yani bunlar dünyada zor olan şeylerdir. Ahirette Cenab-ı Allah için olmaz, olamaz denilen bir şey yoktur. Cenab-ı Allah kendisi hakkında söylenmesi caiz olan, olabilir olan her şeyi yapar Cenab-ı Allah diye söylemiş olalım. Önemli bir soru. Bir saatlik itikaf olur mu diye sormuş kardeşimiz. İtikaf biliyorsunuz evin bir kenarında camiye seccadeyi serip belli bir süre içinde Allah'a yalvarmak ve dua etmek, Kur'an-ı Kerim okumak, Allah'ı zikretmek. Kadınlar da bunu yapabilir, erkekler de yapabilir. Bu daha çok camide itikafın olması gerekiyordu. Efendim ama bir saatlik itikaf da olur. Sadece telefonunuzu bir yere koyun. Efendim televizyonun sesini kısın. Kimsenin sizi rahatsız etmeyeceği bir ortama girin. Orada Kur'an-ı Kerim okuyabilirsiniz, Allah'ın isimlerini zikredebilirsiniz, dua edebilirsiniz, efendim namaz kılabilirsiniz, yani kaza namazı ve nafile namaz kılabilirsiniz, secde edebilirsiniz, şükür secdesi edebilirsiniz, tefekkür edersiniz, Allah'ın büyüklüğü üzerine tefekkür, düşünceye dalarsınız. Bütün bunlarla meşgul olduğunuzda Cenab-ı Allah da size mukabelede bulunacak. Bu 20 dakikada olabilir, 2 saatte olabilir, 5 saate olabilir ama mutlaka itikaf yapınız ve itikafa zaman ayırınız. Allah size ona göre mukabelede bulunacaktır diye söylemiş olayım. İtikafı önemsiyoruz sevgili dostlarım. Evleneceğim kişi kaderimiz midir diye sormuştunuz. Evleneceğiniz kişi kaderinizdir ama o kaderin çoğunda siz belirleyicisiniz. Yani sadece Allah yazdı, ben bunu aldım diye bir şey yok. 4 tane seçenek var. Diyelim ki 4 tane erkek sana talip oldu. Bunu kızlar için söylüyorum. Sen orada talebi neye göre yapacaksın? Yakışıklı olanı alırım mı diyeceksin? Ahlaklı olanı mı alacağım dersin?
zengin olanı mı arayacağım dersiniz, yoksa ailesi tanınan kişiyi mi alayım dersiniz? Ya statü itibariyle yüksek olanı mı alayım dersin. Tercih senin. Hangini istersen onu alırsın. Senin kaderin de ona göre belirlenmiş olur. Ahlaklı olanı alırsan belki çok daha iyi bir hayatın olurdu. Sırf yakışıklılığına kandığınsa iki sene sonra kavga başlar. Bir doyarsın, güzele doyulur. Para gider, kaybolup gider. Güzellik bir çıbana bakar diyor. Eskilerin sözüdür bu. Övünme güzelliğinle bir çıbana bakar diyor. Ama ahlakı güzel olanı seç diyor. Ahlakı güzel olan her daim yanında olur. Bu nedenle kaderinizi kendiniz yaratmıyorsunuz. Ama kaderinizi kendiniz tercih ediyorsunuz. Kaderi yaratan, her şeyi yaratan Allah'tır. Siz Allah'ın yarattığı seçeneklerden birini tercih ederken doğruyu veya yanlışı seçme hakkına sahipsiniz sevgili dostlar diye söylemiş olayım. Bir telefonunuz varsa bir telefon alalım kısa bir şekilde. Alo. Alo, günler hocam. Buyurun, programımıza hoş geldiniz. Çok hocam, hayırlı sabırlar, hayırlı günler. Sizi dinliyoruz efendim, buyurunuz, buyurunuz. Hocam, ben Kur'an-ı Kerim uygulamasını dedim telefona. Anlayamadım ki efendim. Kur'an-ı Kerim uygulamasını dedim telefona. Kur'an-ı Kerim telefon yerlerde geziyor, acaba günah mı? Tamam, peki, teşekkür ederim. Sorunuz kolay, yani anlaşılır bir soru. İçinde Kur'an-ı Kerim uygulaması olan telefon yere bırakılabilir. Çünkü Kur'an-ı Kerim uygulaması içinde. Satırlar yok, şu yok, bu yok. Siz onu açtığınızda aktif hale gelebiliyor. O gelmedikten, aktif hale gelmedikten sonra orada onun içerisinde içinde bulunan bir şekilde şifrelenmiş onu yere bırakmanızda bir sakınca yoktur. Ama edeben içinde Kur'an-ı Kerim'in şifreli hali bulunuyor yani bilgisayar içerisinde, telefon içerisinde. Bundan dolayı saygı olarak ben Kur'an-ı Kerim'i içinde bulunan telefonumu yere bırakmıyorum, hassas davranıyorum diyorsa siz bu imanınızın bir gereğidir. Bu da güzel bir şeydir. Bundan dolayı da Allah katında mutlaka sevap kazanırsınız diye düşünüyorum sevgili dostlar. Bir telefon daha alalım hemen. Alo. Alo. Efendim buyurunuz, buyurun. Hocam iyi yayınlar. Teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Hocam size bir sorum olacaktı ya. Buyurun, buyurun. Hocam şimdi ben kuma üstüne gittim. Neye gittiniz? Kuma üstüne. Kuma üstüne, yani kuma oldunuz. Evet, kuma oldum. Şimdi 3 defa hamile oldum. Evet. Ondan sonra eşim benim rızam olmadan evet. Bu hamileliğimi sonlandırdı. Evet, çocuk aldırttı yani. Evet, bir de beni döverek, yani beni zorla götürdü. Evet. Bunun günahı nedir hocam? Yani bana da günahı var mı? Yani sana günahı yoksa nasıl direneceksin? Senin gücün yok ki direnmeye. Yani dirensen dayak yersin, belki ölümle tehdit edilirsin. Doğru mu? Evet. Tamam. Sorumluluk... Hocam bir soru daha sorabilir miyim? Sorumluluk eşine ait, eşine. Ama senin sorumluluğun şuydu, eşinle bu noktaya gelmeden önce ben çocuk yapacağım, ona göre özür dilerim, korunayım korunmayayım diye bunları konuşmanız gerekirdi. Yani bir insanın korunma imkanı var, hamile kalmamak için ama bunu eşiyle oturup konuşup ona göre planlaması gerekir. Çocuk olduktan sonra eyvah çocuğumuz olmuş ne yapalım demek doğru değildir. Buyurun diğer soruyu da sorun. Hocam şimdi benim eşim gizli evlilik yaptı, babasından gizli evlilik yaptı. Evet. Gizli evlilik yaptığı için şu anda benim iki kızım daha var. Sizinle mi gizli evlilik yaptı? Sizinle. Evet, benim eşim babasından gizli evlilik yaptı. Tamam da seninle mi yani gizli evlilik yaptı? Evet, benimle yaptı. Tamam, peki. Benimle gizli evlilik yaptığı için babası bir türlü kabullenmedi bunu. Evet. Ben mesela biz şimdi iki çocuğumla mağdur olduğumuz zaman benim kayınpederim bundan günahı var mı yok mu? Yani bir insana yapılacak herhangi bir zulümde, işkencede, sıkıntıda, baskıda buna vesile olan kim olursa olsun, koca olsun, kayınpeder olsun, kayınvalide olsun, herkes Allah katında elbette ki sorumludur. Bir de hocam, mesela şimdi benim kızım 8 yaşındadır, hiç torunlarını kabul edip torunlarını görmemiş. Sizce bu günah değil mi? Elbette günahdır, iyi değildir, iyi değil tabii de. Yani kayınpedere de, babasına da senin eşin sormalıydı, ben bir hanım alacağım, kuma alacağım, alayım almayayım diye. Adamı, bir babayı insan önemser yani. Babayı önemser, babaya sorar ona göre. Şimdi babaya bir gün kucağında çocukla geldi.
baba bu ikinci hanımım vardı, bu ikinci hanımımın çocuğu bu. Al senin torununu, sev torununu dediğinde adamın ya ne oluyor deme hakkı da var yani. Netice itibariyle babadır, atadır yani. İnsan atasından habersiz bir şey yapar mı kızım? Sana soruyorum, yapar mı insan? Ya insan yapmaz da hocam. Heh. Ama sonuçta... Heh. Diyeceksin ki sonuçta, yani. Hocam sonuçta neticede onun torunudur, olmuş. Evet, aynı kanat, seninle aynı kanattayım. Bütün bu hatalarına rağmen 8 yaşına gelmiş olan bir torunu da kapı dışarı etmemeli geldiğinde. Almalı, öpmeli, sevmeli, ona yardımcı olmalı. Torunu gibi bağrına basmalı tabii ki. Tamam. Herhalde anlaşılmıştır. Anlaşılmıştır. Sanıyorum cevap yeterli olmuştur. Abdurrahman, hadi bakalım. Bilal dinleyelim. Teşekkür ederim sevgili Abdurrahman'a. Hazreti Harun, bugün üç büyük peygamberin ölümünü anlatmak istiyorum. Üç büyük peygamberin ölümleri son derece önemli, son derece dikkat çekicidir. Ve hakikaten bizim peygamber, nübüvvet peygamberlerin tebliğ tarihinde önemli bir yer tutmuştur. Yani büyüklerin nasıl Allah'a gittiklerini, nasıl can verdiklerini, nasıl Allah'ın onlara bir ölüm hazırladığını bilmekte büyük fayda vardır. Hazreti Peygamber'in çok da övdüğü üç peygamber, bunlardan biri Hazreti Harun'un ölümü. Harun peygamber nasıl öldü? İnsanın ölümü onun ahiretinin bir belirtisi, bir belgesidir yani. Bu nedenle de insan onu merak eder ve Allah'ım bize de hayırlı bir ölüm nasip et, şerden, kötülükten uzak bir hayat, tertemiz bir ölüm nasip et diye dua eder mümin.
Bir gün Hazreti Musa'ya vahiy indi. Harun, Musa'nın sağ kolu ve kardeşi. Hazreti Musa Aleyhisselam'ın çok sevdiği, son derece fiziği çok güzel, temiz, son derece güzel konuşan iyi bir hatip. Hazreti Musa'dan daha iyi hatip olduğu söylenir Harun peygamberin. Ahlakı itibariyle bizim Hazreti Osman'ımıza benzeyen bir huyu vardı Hazreti Harun Aleyhisselam'ın. Bir gün Musa'ya vahiy indi. İnen vahiy şöyle dendi. Musa, Harun'u al ve şu dağa getir dendi. Hazreti Musa Allah'ın göndermiş olduğu emre göre kardeşi Harun'u o dağa doğru getirdi. Çünkü Harun'un eceli gelmişti ve Musa Harun'un ecelinin yaklaştığını biliyordu. Dağa geldi, elinden tuttu ve dağa doğru onu çıkardı ve yukarı doğru dağın ta tepesine doğru vardılar. Önemli olan bir nokta şuydu, Harun'un iki oğlu da yanındaydı. O dönemin İsrailoğullarında şöyle bir kanaat vardı. Musa Harun'u kıskanıyor. Öyle zannediyorlardı. Musa peygamberin halkın, çünkü Harun halk arasında daha çok seviliyor. Musa otoriter olduğu için, otoriter insanlar biraz sevilmezler biliyorsunuz. Yani otoriter insanın düşmanı çok olur. Hazreti Musa otoriter, son derece muktedir bir peygamber. Hem devlet başkanı itibariyle hem de peygamber olması dolayısıyla. Harun ise halkın içinde ve son derece sevecen, ahlakı yumuşak huylu yani. Her kardeş bile olmaz. Hazreti Harun da son derece yumuşak ruhlu, yumuşak fizikli, yumuşak hareketli bir insan. O gün iki oğlu da yanındaydı. Musa'nın yanında Harun'un iki oğlu da vardı. Bir dağa çıktılar. Dağın üzerinde muhteşem bir ağaç vardı. Böyle acayip büyük, dalları sarkmış, gövdesi büyük, dalları büyük mekanı tutmuş muhteşem bir ağaç vardı dağın üzerinde. Güzel ağacın hemen altında ise yine o ağaç kadar muhteşem, o ağaç kadar güzel, muhteşem bir ev vardı. Evin içerisinde de, evin içinde de muhteşem bir sedir vardı. Sıradan bir yatak değil, muhteşem böyle. Süslü, rengarenk, insanları böyle cezbeden, uykuya çağıran muhteşem bir sedir vardı. O dağın üzerindeki evin içinde, ki o ev de büyük bir ağacın gölgesi altında. Sedirin üzerinde büyük bir döşek vardı. Hani dersiniz ki atlas döşek gibi yani, böyle insanı cezbeden, uykuya çağıran, istirahate çağıran. Ve oradan hem o evden hem o sedirden muhteşem bir koku yayılıyor her tarafa. Bir ıtır var böyle, insanı cezbeden, insanı çağıran bir koku var. Hazreti Harun, Hazreti Musa'ya dedi ki, Musa eğer müsaade ediyorsan, bir engel yoksa ben burada biraz uzanabilir miyim? Biraz istirahat edebilir miyim dedi bu ağacın altında. Sonra dedi ki Harun, ama uzanırsam dedi, bahçenin sahibi yani ağacın sahibi benden rahatsız olmaz mı? Bana kızmaz mı? Niçin benim iznim olmadan geldin uyudun demez mi diyor Hazreti Harun. Yani talebinde bile bir edep, talebinde bile bir hassasiyet, talebinde bile bir nezaket, bir zarafet, bir peygamber mahfiyeti var yani. Peygamberlerin özelliği çok, peygamberler utangaç olurlardı. Onun için Hazreti Enes peygamberi anlatırken diyor ki, Hazreti Peygamber bakire bir genç kız kadar utangaçtı. Önünde yanlış bir şey olduğunda yanakları kıpkırmızı kesilirdi. Hani genç kızların, bekar henüz hiç evlenmemiş, aile hayatı görmemiş olan bir kız, yanında bir şey söylediğinde yanakları böyle al al olur, kızarır ya. Peygamberimizin de öyleymiş. Yanlış bir şey karşısında yapıldığında yanakları al al olurmuş. Hazreti Harun da o kadar böyle kendi halinde mahcup bir insan. Hazreti Musa dedi ki, ben engellerim buranın sahibini, sana bir şey demesine müsaade etmem. Harun, rahat ol, ben ona derim ve o sana karışmayacak. Sen ağacın altında güzel bir şekilde, evin içerisinde, güzel kokular içinde, sedre uzan ve kendine derin bir uykuya dal. Hazreti Harun peygamber o büyük yatağın içerisinde bir kenarına sığındı. Koca bir yatak çünkü, çok büyük bir yatak.
bir kenarına oturdu ve uzandı ve kendine bir uykuya dalmak üzereyken Hazreti Musa'ya döndü ve dedi ki, Musa, bu güzel yer ama ben tek başıma uzanmak istemiyorum. Sen de yandaki tarafa uzanır mısın dedi Harun peygamber. Hazreti Musa onu kırmadı. Çünkü kardeşi Harun'un bir ölüm uykusuna yatacağını peygamber Musa farkında ve biliyordu. Hazreti Musa kardeşi Harun'un yanında, o da yatağa uzandı. Allah Harun peygamberin canını aldı. Ölüm meleği geldi ve Harun'u sıkıntıya sokmadan Harun peygamberin ruhunu kabzetti. Tam ölecekken Hazreti Harun aleyhisselam Hazreti Musa'ya şöyle bir serzenişte bulundu sadece. Musa, niçin bana öleceğimi söylemedin? Neden bu yatağım benim ölüm yatağım olduğunu söylemedin diye sitemde bulundu. Sonra gözlerini kapattı ve ruhunu Rahman'a teslim etti. Denilir ki Harun peygamber vefat edince önce ağaç kayboldu. Sonra ev kayboldu. Sonra koca sedir kayboldu. Sonra koca yatak kayboldu gitti. Harun toprağın üzerinde, kayanın üzerinde bir şekilde uzanmış bir şekilde kala kaldı. Hazreti Musa, Hazreti Harun'un cenaze namazını kıldı ve onu defnetti. Denilir ki Tur-u Harun'da, bilinen bir yer şimdi, Taharun Dağı var orada Filistin'de. Tur-u Harun'da Hazreti Harun'un mezarı bellidir diye ifade ediliyor. Hazreti Musa kavmine döndüğünde dediler ki Harun nerede dediler. Hazreti Musa dedi ki Harun öldü. Dediler ki hayır, sen öldürdün onu. Sen kardeşini kıskandın. Harun'umuzu öldürdün. Harun'umuzun cesedi nerede dediler. Hazreti Musa ne kadar konuşsa kavmi onu kabul etmedi. Musa'nın kardeşini öldürdüğünü iddia ettiler. Hazreti Musa aleyhisselam işte iki oğlu yanımdaydı dedi. Oğullar şahittir dedi. Oğulları dediler ki Harun babamız eceliyle öldü. Musa aleyhisselamın amcamızın herhangi bir müdahalesi söz konusu değil deseler de hala dedikodu etmeye, ileri geri konuşmaya, bilmeden ortamı germeye devam ettiler. Bunun üzerine Hazreti Musa aleyhisselam iki rekat namaz kıldı, Allah'a dua etti. Dedi ki ya Rabbi, kardeşim Harun'un, büyük kardeşim Harun'un cesedini göster İsrailoğullarına. Allah sedri gösterdi. Sedir üzerinde Harun uykunun içerisinde. Hazreti Harun aleyhisselam kavmine doğru yöneldi ki 117 yaşındaydı vefat ettiğinde. Şöyle dedi, beni Allah öldürdü, beni Musa öldürmedi dedi ve sonra Hakk'ın rahmetine kavuştu. Dediğim gibi büyük peygamberlerin vefatı kendi büyüklüklerine mütenasip bir ölüm ile Allah'ın huzuruna gitmişlerdir. Peki Hazreti Musa aleyhisselam nasıl öldü? Musa peygamberin ölümü de son derece gariptir sevgili dostlar. İsrailoğullarının gördüğü en büyük peygamber, kendi kavimlerinden gelen en büyük peygamber hiç şüphesiz Hazreti Musa aleyhisselamdır. Hazreti Musa'nın çok özel bir yeri vardır. Ki Hazreti İsa da İsrailoğulları peygamberlerinden biri olmakla beraber Musa'nın gücü, Musa'nın mucizeleri, Musa'nın otoritesi, elbette ki Firavunlarla kavgası dikkat çekicidir. Şimdi Firavun deyip geçiyoruz ama Mevlana'nın dediği gibi de en azgın olan zalim diktatörlere edeplerini bildiren küçük bir hayvandır. Nemrut, Hazreti İbrahim aleyhisselamı ateşe atan, İbrahim peygamberi ateşte yok etmeye çalışan, Nemrud'u öldüren neydi? Bir sivrisinek veya bir kara sinek burnundan içeri girdi. Beyninin içinde dolaşıyor. Durmuyor. Arada bir hareket ediyor. Nemrud beyni çatlatırcasına bağırmaya başlıyor. Balyozlar yaptırdı değil mi Nemrud? Balyoz tahtadan. Sinek oynadıkça kafasına vurduruyorlar. Kafasına vuruyorlar ki sinek dursun diye. Ve neticede Nemrut kafası patlıya patlıya ölmedi mi? Bir sivrisinek. İmam-ı Şafii'ye soruyorlar. Allah sineği niye yarattı diye. Nemrut gibi kendini bilmez zalimlere haddini bildirmek için diye. Cevap verecektir İmam-ı Şafii. Hazreti Musa bir gün
Kabir kazan bir topluluk gördü. Bir dağın yamacında mezar kazan bir topluluk gördü. Kazıcılar, mezarı kazanlar meleklerdi. Meleklerdi. Hazreti Musa meleklerin toprağı kazıdığını ve meleklerin bir mezar kazdıklarını fark etti ve anladı. Onların yanına doğru gitti Hazreti Musa. Mezarlığa baktı. Yemyeşil bir mezarlık, bahçe gibi. İçinde böyle yemyeşil şeyler var. Muhteşem bir mezar, son derece geniş, cennetin bir bölümü gibi. Hani peygamber buyurdu ya, el kabru imma ravdatun min riyadil cinan. Yani insanın mezarı ya cennet bahçelerinden bir bahçe, ya cehennem çukurlarından bir çukur diyor peygamberimiz. Böyle bir çukur ama cennete benzer, bahçelerle dolu, böyle yeşilliklerle dolu bir mezar gördü. Yanına gitti Hazreti Musa aleyhisselam bu yemyeşil güzel bahçeyi görünce, güzel kabri görünce, ey melekler dedi, bunu siz kime kazıyorsunuz? Bu mezarı kime kazıyorsunuz? Hangi kul ki burayı hak etti, bu kadar muhteşem bir mezarı hak etti? Dediler ki Allah'ı çok seven, Allah'ın çok sevdiği, ameli çok iyi olan, çok güzel amel işleyen bir kul için kazıyoruz ey Musa dediler. Hazreti Musa aleyhisselam dedi ki, ben bugüne kadar böyle muhteşem bir mezar hiç görmemiştim. Bu kadar güzel, muhteşem bir mezar, muhteşem bir böyle kabir hiç görmemiştim dedi. Melekler dediler ki, Musa istiyorsan içine gir ve bu kabrin içinde uykuya dal. Sana izin var buraya girmen için. Hazreti Musa aleyhisselam arzu etti o mezarın içine girmeyi ve Musa aleyhisselam öleceğini fark etti. Kendisine kazılan bir mezar olduğunu fark etti. Peygamberlere ölüme gel diye söylendiğinde peygamberlerin hayır dediği görülmemiştir. Sadece zaman istemişlerdir, zaman. Ailemle görüşebilir miyim diye bir zaman istemiştir peygamberler. Hazreti Musa mezarın içine girdi, kabire girdi, uzandı kabirde. Musa rahat nefes al dediler, derin bir nefes al. Musa aleyhisselam derin bir nefes aldı ve sonra yana uzandı. Allah Musa'nın ruhunu kabz etti. Allah Musa'nın ruhunu aldı. Melekler kabrin üzerine toprak attılar ve vefat ettiğinde Musa aleyhisselam yaşlı 120 civarındaydı. Miraç'ta Hazreti Peygamber Musa'yı gördü. Nasıl gördü? Onu mezarında ayakta namaz kılarken gördü. Hazreti Musa aleyhisselam, Muhammed ümmetin için Allah'tan rahmet iste. Ümmetin çok namaz, 50 vakit namaz emredildiğinde, ey Muhammed, ben ümmetime bazı ibadetleri istedim ama ümmetim bu ibadetleri yapmadılar. Senin ümmetin de yapmayacak diyen bir peygamberdi. Allah'ın rahmeti Hazreti Musa üzerine olsun inşallah. Evet, Taif'in önemli bir bahçesi var. Bir görüntü, küçük bir görüntü, ikinci bölümde devam edeceğim ama küçük bir görüntü sizinle paylaşmak istiyorum Taif'le ilgili. Çok önemli ve biliyorsunuz Peygamberimiz Taif'te taşlandı. Hazreti Hatice ile amcası Ebu Talib vefat ettikten sonra Hazreti Peygamber bir yol bulurum, bir kapı bulurum diye, iman edecek birilerini bulurum diye Taif'e gitti. 10 gün kaldı Taif'te, tam 10 gün. Fakat Taif'te kalbi katı olan Abdullah ya Leyl denilen bir aileyle karşılaştı. Peygamber 10 gün İslam'ı anlatmasına rağmen kulaklarını kapattılar. Hatta onlardan biri Hazreti Peygamber'e şöyle dedi, bu kavmin ileri gelenlerinden biri şöyle dedi, bunlardan biri, Allah senden başka adam bulamadı mı? Biliyorsunuz birbirini haset edenler, birbirini kıskananlar hep bu cümleyi söylerler. Allah senden başkasını bulamadı mı? Senden başka insan yok muydu? Efendim niye bu insanı buraya getirdiniz? Başka adam mı yoktu? Bu çok kullanılır. Peygamberlere de aynı cümleleri söylemişlerdir. İkincisi dedi, vallahi Muhammed seninle konuşmam ben. Eğer peygambersen seni reddetmem akılsızlık olur. Peygamber değilsen zaten beni meşgul etme. Böyle ahlaksızca, hayasızca, utanmazca, küçük küçümseyen, aşağılayan, kibir kokan, bir enaniyet kokan bir tavırla Hazreti Peygamber'e hakaret ettiler.
Hazreti Peygamber bir şey demedi, tebliğe devam etti. Bu küstahlar, bu sefihler bu sefer ayak takımını yollara dizdiler, çocukları yollara dizdiler, ellerine taş verdiler. Bu deliği taşlayın 10. günün sonunda. Hiçbiri iman etmemekle kalmadılar, peygambere taş attılar. Pazar yerinden itibaren Hazreti Peygamber'e taş üzerine taş attılar. Resulullah'ın yüzü yaralandı, gözü yaralandı, göğsü yaralandı. Zeyd ibn-i Harise kendini Hazreti Peygamber'in yanına böyle siper etti. Bana atın, bana atın, bana atın dese de taşlar peygamberi yaraladı. Hazreti Peygamber koşarak adımlarla çıktı. Denir ki Hazreti Cebrail bir gün peygamberimize şöyle dedi. Ya Resulallah, üç yer var ki çok zorlandım orada. Bunlardan biri Hazreti İbrahim oğlu İsmail'i kurban edecekken koçu yetiştirmek için o kadar zorlandım ki. İkincisi Taif'te senin vücudundan akan kanlar yere düşse Allah kainatı tümünü başına geçirir diye öylesine yoruldum ki. Hazreti Cebrail'in zorlandığı yerlerden biri. Peygamber yaralı bir şekilde, ayaklarımdan kan var böyle, bir bağın dibine çöktü ve terini, kanını siliyor. İşte siyah bir köle geldi, adı Addas, Hazreti Peygamber'e bir üzüm getirdi. Bahçe sahipleri izin verdiler. Hazreti Peygamber üzümü yerken köle Addas'ın yanında Bismillah dedi. Addas şaşırdı. Ninovalı çünkü, Yunus Peygamber'in ümmetinden. Dedi ki buralarda Bismillah diyen yok. Ben Ninovalıyım deyince Hazreti Peygamber dedi ki sen Yunus bin Metta'nın kavmindensin. Adam şaşırdı. Sen Yunus bin Metta'yı biliyor musun? Dedi ki evet, ben de onun bir peygamberim deyince Addas peygambere iman etti. Siyah nar. Ben siyah nar ilk kez orada gördüm. Taif'e gittim. Taif'te peygamberin taşlandığı yerde şu anda, dinlendiği yerde daha doğrusu, bir mescit var. Orada siyah narlar gördüm. Sizinle paylaştım Taif yolculuğundan. Çünkü Addas siyahtı. Oradaki narlar da siyah. Çok ilginçti. Addas'ın rengi siyah. Narın rengi de aynı renk. Şimdi sanıyorum arkadaşlarımız hazırladılar. Oradaki mescitten bir an sizinle paylaşıyorum. 40 metrekarelik küçük, zarif bir mescit. Hazreti Addas adına kurulmuş. Tabuları böyle yıkıyordu İslam. Bir köle adına mescit kuracak müminler gelecek ve o mescitte Allah'a secde edecekler. Bu bahçede garip bir şey gördüm. İki türlü nar. Nar ağaçları var. Narların tümü, ağaçların tümü bu renkte. Alışa geldiğimiz. Ama bir ağaç var ki mor, siyaha yakın mor renkte yemiş veriyor. Çok ilginç. Hazreti Addas'ın rengi de böyleydi. Siyaha yakın mor renkte. Görünce birdenbire öyle hatırladık. Acaba Hazreti Addas'ın hatırasını hatırlatabilmek için bu ağaç, sadece bu ağaç, bir tane Addas, bir ağaç, mor renkte yemiş veriyor. Bütün bunları görünce yeniden Allah Nebisi'ne kendini feda eden Hazreti Addas'a, o büyük mümine binlerce selam gönderiyoruz. Evet, hurma o bahçede, efendim narların olduğu bahçede uzun bir yürüyüş yapmış. Orada o narı görmüş. Bütün siyah, büyük bir ağacın siyah nar ürettiğini gördüm. Hayatta ilk kez siyah nar gördüm ben. Çok nar görmüşüz ama kırmızı, sarı çok gördük ama siyah narı ben sadece orada gördüm. Sanki Addas'ın rengini almış bir ağaç, bir mütevazi sahibin, peygambere aşık bir kölenin, peygamberi görünce Yunus Aleyhisselam'ı hatırlayan ve Yunus'u hatırlatan peygambere tabi olmuş, biat etmiş, iman etmiş bir temiz delikanlının ki sahiplerine döndüğünde öyle dedi. Ben dedi bu bölgede bundan daha hayırlı bir adam görmedim. Addas peygamberi Taifli bahçelerinin sahiplerine anlatırken o ne kadar mübarek bir adam, ben bu bölgede hiç bunun gibi bir adam görmedim diyecek. Hazreti Peygamber'i anacak, onu sevgiyle anacaktır. Bir mümin olarak, bir sahabi olarak sahabenin siciline kaydolacak. Allah'ın selamı Bilal gibi, Ammar gibi, efendim Amir bin Füheyre gibi, Ebu Fukayha gibi, Hazreti
Hazreti Ebu Bekir'in alıp da onları serbest bıraktığı, azat ettiği o kölelerin üzerine olsun. Allah bizi keşke o kölelere köle edebilseydi, onlara hizmet edebilseydik. Efendim kısa bir aradan sonra beraberiz ve yepyeni bir konuyla sizinleyiz inşallah. Mevlam'ın selamı, rahmeti, mağfireti ve hidayeti hepinizin üzerine olsun. Üç büyük peygamber, üç muhteşem hayat ve o hayata son veren bir Azrail'in dokunuşu. Ölüm bu kadardır. Büyüklerden biri diyor ki bir rüya gördüm. Rüyada dostuma sordum. Dedim ki ölüm nasıl bir şeydir? Azrail nasıl can alıyor? Dedi ki bana, dünya varlık bir tepsi gibi Azrail'in önünde. Işık yanıyor kimin cesedini alacağını. O anda tecelli ediyor oraya ve bir anda binlerce insanın ruhunu alabiliyor. Güneşin, bir güneşin bir anda bütün bir dünyanın yarısını aydınlattığı gibi. Davut peygamber, onun hayatı da ölümü kadar, ölümü de hayatı kadar dikkat çeken bir hayat. Süleyman peygamberin babası. Bir gün Davut peygamber Allah'a yalvardı. Dedi ki ya Rab, benim ömrüm uzadı, ömrüm çoğaldı. Yaşım da geçti artık, yaşım da geçti artık. İlahi, ömrüm uzadı, yaşım çoğaldı, bacaklarım, gücüm zayıfladı. Ona şöyle cevap verildi. Davut, ömrün uzunluğu amel iyiyse güzeldir. Men tale ömruhu ve hasune ameluh deriz ya. Ömrü uzun oldu, ameli güzel oldu ama. Ömür uzun iyi adamda iyidir. Ömür uzun kötü adamda kötüdür. Uzadıkça ömür günahı çoğalır. Uzadıkça ömür sevabı çoğalır. İyisen ömrün uzunluğu iyidir. Kötüysen ömrün uzunluğu beladır. Davut peygamber. Ey Davut, güzel amel güzel ömürle güzeldir. Uzun ömür kötü amelle kötüdür ey Davut. Hastalandığında oğlu Süleyman aleyhisselama Tevrat'a bağlı kal talimatını verdi. Kutsal kitaba bağlı kal talimatını verdi. Bir gün kapıları kilitledi ve dışarı çıktı. Bir gün kapıları kilitledi ve dışarı çıktı. Ancak eve gelince, kapıyı açınca bir adamın kutsal kitabımıza bağlı kal dedi Süleyman peygambere, talimatını verdi ve sonra evine geldi ölümüne hazırlık yapmak için. Kapıyı açınca bir adamın ortalıkta durduğunu gördü. Genç bir delikanlı, evin içerisinde önemli bir yerde ortada Hazreti Davut aleyhisselam'ın evinde bekliyor. Hazreti Davut aleyhisselam eve gelip de evin içerisinde bir adamın ortada durduğunu görünce, kendisine zebur inmiş olan Davut peygamber bundan dolayı rahatsız oldu. Dedi ki benim evime izinsiz girdin. Sen kimsin evime izinsiz girdin? Kimsin sen evime izinsiz girdin? Adam dedi ki, genç delikanlı dedi ki, ben izinli izinsiz her yere girerim. Ben gireceğim yerden izin almam. Beni durduracak hiçbir kral, hiçbir imparator yok. Kralların, imparatorların, büyüklerin evlerine destursuz girerim. Benim önümü kapatacak bir demir, bir kale, bir duvar olmaz dedi. İstediğim yere girerim ben. Ne izin alırım, ne kral, ne imparator tanırım dedi.
Bunun üzerine Hazreti Davud Aleyhisselam, o zaman sen ölüm meleği olmayasın dedi. Sen Azrail misin, ölümü getiren melek misin dedi. Dedi ki evet ben ölüm meleğiyim ey Davud, sana gönderildim. Davud peygamber döndü ve Hazreti Azrail Aleyhisselam'a şöyle dedi. Hoş geldin de ey ölüm meleği, bir haber mi getirdin, görevle mi geldin? Yani bana bir talimat mı getiriyorsun Rabbul Alemin'den, yoksa sen bana benim canımı kabzetmeyi mi geldin diye sordu. Şöyle dedi, ben ölüm habercisi olarak kapına geldim ey Davud. Ölüm habercisi olarak, senin ruhunu kabzedecek bir melek olarak geldim. Hazreti Davud Aleyhisselam ölüm meleği olan Azrail'e şöyle dedi. Ey ölüm meleği, keşke daha önce gelmeden beni haberdar edeydin, hazırlansaydım bari. Hazırlanmak dediği çoluk çocuğuyla görüşecek, eşiyle görüşecek, hayvanlarına bakacak, talimatlar verecek, son talimatları verecek ve vefata hazırlanacak. Ölüm meleği dedi ki Davud, ey Allah'ın temiz peygamberi, sana çok kez haber gönderdim ama sen haberleri görmedin, uyanmadın Davud. Hazreti Davud Aleyhisselam dedi ki, bana birinin geldiğini ben bilmiyorum. Bana kimse gelmedi ki, ben görmedim bana birinin geldiğini. Biri kapımı çalıp da, ey Davud 3 gün sonra öleceksin. Veya ey Davud şu tarihte öleceksin. Akrabalarınla görüş, ailenle görüş. Son konuşmaları yap diye bana bir talimat gelmedi ey ölüm meleği dedi. Sana gönderdim Davud, çok haberci gönderdim. Beni izleyen sana da çok haberci geldi. Aben Efendi, Kemal Efendi, Enis Bey, Turgut Bey, Mehmet kardeşim. Sana da haber geldi Fatma Hanım, Ayşe Hanım, Necla Hanım. Size de haber geldi. Kapı çalınmıyor artık. Haber gökten öyle bir iniyor ki. Nerede dedi Davud peygamber, kimin haber, kim haberci getirdi ey ölüm meleği? Dedi ki annen nerede Davud? Kardeşin nerede Davud? Falanca komşun nerede? Filanca askerin nerede? Seninle beraber yol yürüyen falanca arkadaşın nerede? Davud dedi ki öldüler hepsi. Ama ey Davud onlar haberciydi işte sana. Ey Davud haberciydi onlar. Her bir sala bir habercidir. Korkup da içine sinesin diye değil... Senden öncekiler gitti, sen de gideceksin diye. Dünyaya çivi çakan yok. Allah dünyayı Süleyman'a bırakmadı. Bu Kanuni Süleyman da olabilir, Peygamber Süleyman da olabilir. İkisi de muktedir ve güçtüler. Süleyman'a kalmadı dünya. Muhammed Mustafa'ya kalmadı dünya. Sana mı kalacak? Kime kalacak dünya? Sana mı kalacak? Hazreti Davud Aleyhisselam mihraptan iniyordu. Yüksekten aşağı doğru iniyordu. Hazreti Davud dedi ki ey ölüm meleği yanımdan bir çekil ineyim aşağıya. Basamakta duruyor. Aşağı ineyim müsaade et. Dedi ki ey Allah'ın peygamberi Davud aşağı inemezsin. Davud peygamber dedi ki ben ama merdiven üzerindeyim. Merdivende mi benim canımı alacaksın? Yukarı çıkayım bari. Çıkamazsın Davud. Subhanallah. Allah'ın peygamberi Davud'a çıkamazsın diyor. Allah'ın günahkar kullarına ne diyecek bilmiyorum. Allah'ın peygamberi Davud'a diyor çıkamazsın. İnemezsin. Nefes bitti. Nefes bitti. Ömür geldi. Davud ruhunu alacağım diyor. Ya acaba bize ne diyecek bilmiyorum. Ne diyecek bize? Heyhat, bin kez heyhat. Hayat boşuna gitti. Çöplüğe döndü.
Ümitler, umutlar kırıldı. Sonsuz emeller perişan etti. Hazreti Peygamber çizgi çizer bir gün böyle. Bir çizgi çizer. Tuğlul emel. Bitmez ve tükenmez ümitler. Sonsuza doğru. Sonra bir keskin çizgi çizer. O uzun çizgiyi böler. Ecel bu der. Gelir ve bitirir. Müslüman Allah'a teslim olandır. Ölüm korkusuyla yaşamaz. Hesap korkusuyla yaşar. İkisi farklı şey. Ölüm korkusu gerek yok. Herkes öldüğü ölüyor. Ama hesap korkulacak bir şey. Ya hesap tutmazsa. Hazreti Davud merdivende basamakta secdeye vardı. Bir cumartesi günüydü. Allah emretti ve ölüm meleği ruhunu aldı. Tam merdivenin basamağında secdedeyken Davud peygamberin ömrü 100 yaşındaydı. Ömrü 100'dü. Onu kefenlediler. Süleyman peygamber babasını kefenledi. Kuşlar kanatlarıyla gölgelediler. Denilir ki 19 oğlu vardı ama onun Hazreti Davud'un gerçek anlamda Davud peygamberin mirasçısı, varisi elbette ki Hazreti Süleyman idi. Selam olsun Süleyman'a, selam olsun Davud peygambere, Allah'ın sonsuz rahmeti üzerlerine olsun. Hadi Abdurrahman. Oy kurban olak sana Muhammed, biz kurban olak sana Muhammed. Oy kurban olak sana Muhammed, biz kurban olak. Mekke'de doğdun, yetim çocuktun, anneden yoksun, babadan yoksun. Sana dediler yetim Muhammed, boynun İnsan, öyle bir insan ki düşünün melekler ondan utanıyor. Melekler ondan haya ediyor. O geçince melekler yüz değiştiriyor. Gülümsüyor ona. Öyle bir adam ki peygamber tescil ediyor, diyor ki melekler ondan haya ederler. Hazreti Peygamber'in iki kızını aldı üst üste. Rukiye ve Ümmü Gülsüm. Biri ölünce ötekini aldı ve evlendi onlarla. Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştu. Eğer başka bir kızım daha olaydı onu da verirdim ona. Osman. Medine-i Münevvere'nin ticaretini elinde tutan. Hayatını ve varlığını peygambere feda etmiş. 83 yaşında hilafet merkezi Medine'de suikasta uğrayıp şehit edilmiş mağdur ve mazlum sahabi Hazreti Osman. Osman'ı büyük eden şey elbette ki Allah Resulüne olan bağlılığı ve İslam için her şeyini feda edişiydi. İlginç bir şeyle başlamak istiyorum. Hazreti Osman'ın iki tavrına temas edeceğim. İki şeyle başlamak istiyorum. Büyüklerden biri diyor ki
Bir gün çarşıda, işte Bağdat veya Basra çarşısında bir et gibi bir adam gördüm. Et yığını, yuvarlak böyle, balon gibi bir adam gördüm. Sadece başı vardı, bir de gövde vardı. İki ayak yok, iki el yok. İki ayağı yok, iki eli yok. Et, 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 bildiğiniz et yığını. Bir hayvanı kesmişsiniz, bacakları yok. Efendim, elleri yok, başı var sadece. Yuvarlanıyor böyle, top gibi. Dikkat ettim. O et yığını değilmiş diyor. Bir adammış. İki eli, iki ayağı yok. Şevahid-i Nübüve'de anlatıyorum. Ama bağırıyordu Habire, diyordu ki bir cehennem kaldı, bir cehennem. Yanına vardım, dedim ki kimsin sen? Senin özelliğin ne? İki ayağın yok, iki elin yok. Bir başın var, bir de gövden var sadece. Nasıl yaşıyorsun sen? Nasıl yaşıyorsun sen? Dedi ki benim ibretli bir hayatım var. Ey Allah'ın dostu, anlatayım mı? Dedim ki ibretli hayatını anlat, neyin var? Niçin bu haldesin sen? İki ayağın gitmiş, iki elin gitmiş, bir kafan kalmış. Debelenip duruyorsun, yuvarlanıyorsun, top gibi yani. Yuvarlanıyor. Neyin var, kimsin sen? Dedi ki hiç sorma. Ben Yevmuddar, ev gününde, yani ev hapsinde tutulan Hazreti Osman'ın hadisesine ev günü denir. Ev gününde Osman'ı öldürenlerden biriyim ben. Halife Osman'ı basıp da 83 yaşında Kur'an'ın başında öldürenlerden biriyim. Ben Osman'ın sakalını çekmiştim öldürmeden önce. Karısı içeri girdi Osman'ın. Karısına öyle bir tokat indirdim ki baş aşağı yuvarlandı düştü. Osman'ı öldürmeden önce Osman karısına bu tokatı attığımı, bu darbeyi yedim, verdiğimi, vurduğumu görünce bana beddua etti. Dedi ki elin, iki ayağın ve elin gitsin, ömrün uzasın, rezil olasın dedi. İki elin gitsin, iki ayağın gitsin, ömrün uzasın, rezil olasın dedi. Bütün bunlar tuttu ey yabancı. İki elim gitti, iki ayağım gitti. Azap, içimde azap çekiyorum. Ölmüyorum da bir türlü. Ama en fecisi bir şey dedi. Dünyadakiler tuttu, o da tutar diye korkum benim. Yuvarlanan bir şekildeyim böyle. Yuvarlak bir şekilde yuvarlanıp duruyorum. Yuvarlanırken öyle bağırıyormuş. İkisi üçü tuttu, biri tutacak mı? İkisi üçü tuttu, biri tutacak mı? Allah zalimlere, Allah zalimlere güç vermez ki. Allah zalime hesabı sorar ki. Mazlumun yanında Allah vardır. Mazlumun yanında melekler vardır. Mazlumun yanında ona dua eden, duasına amin diyen Allah'ın seçkin kulları var. Sanmayın ki Allah gafildir. Sanmayın ki Allah gafildir. Üçüncüsü kaldı, o tutacak mı diye korkuyorum. Dediler ki üçüncüsü nedir, nedir üçüncüsü dediler. Dedi ki cehennem, cehennem. Osman bana dedi ki dünyada iki elinin gitsin, iki ayağın gitsin. Zelil olasın, ahirete de cehenneme gidersin. Dünyadakiler tuttuğuna göre ahiretteki de tutacak diye korkuyorum. Osman'ı şehit edenlerden biri. Sevgili dostlar, Osman olmak kolay değil. Melekler bile haya ederler. Peygamberle tokalaştığından bu yana, peygamberin elini tuttuğu günden bu yana, sağ eli edep yerine değmemiş. Sağ eli edep yerine değmemiş, peygambere dokundum diye. Böyle muhteşem bir iman. Hatırlayın Tebük seferinde. Hazreti Peygamber minbere çıktı. Savaşa girecekler. Tebük zor, Suriye sınırına. 700 kilometrelik bir yol.
Hatta orada bukkaun vardır. Ağlayanlar vardır. Tövbe suresinde onlardan bahsedilir. Hazreti Peygamber ordu topladı. 30 bin kişilik bir ordu. Ama ordu içinde garibanlar vardır. Parası olmayanlar var. İmkanı olmayanlar var. Gidemeyecekler var. Mesela bunlardan 7 kişi peygambere geldi. İslam tarihinde bunların adları ağlayanlar, bekkain ve bukkaun diye geçer. Ağlayanlar, gözyaşı dökerler. Geldiler peygambere, dediler ki Allah'ın peygamberi, seninle gelmek istiyoruz ama ne eşeğimiz, ne atımız, ne devemiz yok. Sen bize bir at bulsan, bir deve bulsan da peşine takılsak, seninle yürürsek, öleceksek senin elinin dibinde ölelim. Allah Resulü dedi ki bende yok at ve deve. Ne eşek, ne katır, ne deve yok bende. Bulamıyorsanız gelemezsiniz. Ağladılar. Üngür üngür ağlayıp dışarı çıktılar. Peygamberle gidemiyoruz diye. Tövbe 92. ayet. Kendilerine binek sağlaman için sana gelip de sizi bindirecek bir şey yok, bulamıyorum diye cevap verdiğin zaman harcayacak bir şey bulamamanın üzüntüsünden gözyaşları dökerek geri dönenlere de günah yoktur. Ağladılar. Peygamberle gidemiyoruz diye ağlıyorlardı. Ama bir Ebu Bekir çıktı, bir Osman çıktı, onları da gönderdi. Hazreti Peygamber minbere çıktı. Mescid-i Saadet tıklım tıklım, tıklım tıklım dolu. Hazreti Peygamber bir devlet başkanı niteliğiyle. Devlet başkanı. Aynı zamanda Allah'ın peygamberi yardım topluyor. Toplar mı devlet başkanı? Topladı Hazreti Muhammed. Topladığına göre toplanır. Peygamber, Allah'ın Resulü, devletin başı yardım bekliyor, yardım istiyor ümmeten ümmete. Döndü ve dedi ki yardım edin, yardım edin dedi. Askerlere yardım edin. Adam elinde birkaç altın, adam elinde gümüş, adamın elinde kemer. Yetmez ki kemer, yetmez ki iki gümüş, yetmez ki birkaç ton buğday. Çok şey lazım peygambere. Osman ayağa kalktı. Kurban ol nasıl Osman. Dedi ki ya Resulallah 100 deve veriyorum üzerindeki bütün varlığıyla beraber, üzerindeki bütün yükleriyle beraber 100 deve veriyorum. Hazreti Peygamber sevindi. Osman'dan 100 deve. Sonra Allah'ın Resulü dedi ki daha söyleyin kim ne verecek? Cılız sesler çıktı Osman. Bir daha ayağa kalktı. Ey Allah'ın Resulü 200 oldu dedi. 100 deve daha veriyorum. Hazreti Peygamber'in mübarek yüzünde böyle bir güneş açıyor. Hem damadı ve hem sevdiği yanında. Peygamber sevinçli mi sevinçli? Sonra bir daha dedi ki yok mu dedi veren daha yok mu? Osman bir daha kalktı. Benden 100 deve daha ya Resulallah. 300 deve müthiş bir sermaye. Orada menzellezi yukridullaha kardan hasenen ayeti iniyor. Bakara 245. ayeti. Şöyle diyorlardı. Biz Allah'a ödünç verdik. Ödünç. Allah için verdik ey Allah'ın Resulü. Sana teslim ediyoruz. Dilediğine harca Allah'ın Resulü. Menzellezi yukridullaha kardan hasenen. Kim Allah'a verecek bu şekilde? Allah ona kat kat çoğaltacak. Kim Allah'a güzel bir borç verirse Allah da bunu kat kat fazlasıyla öder. Daraltan da genişleten de Allah'tır. Ona döndürüleceksiniz. Hazreti Peygamber orada işe haykırdı. Ma darra Osman'a ba'du ma fa'al. Ma darra Osman'a ba'du ma fa'al. Bundan sonra Osman'ın yapacağı hiçbir şey ahiretine zarar vermeyecek. Günah işlese dahi Allah onu affedecek. Osman olmak. Katillerine bunu hatırlattığı zaman başlarını önüne eğecek utanmaz sefihler. Ama yine öldürecekler. Peygamberin sözü aklınıza geldi mi? Siz liderinizi, imamınızı öldürmedikçe kıyamet kopmayacak. Öyle dedi Cihan Sultanı. Hazreti Osman'ın veya Hazreti Ömer'in şehadetinden, Hazreti Ali'nin şehadetinden yıllar önce siz imamınızı öldürmedikçe, liderinizi öldürmedikçe kıyamet kopmayacak. Kahrolası bir döngüye işaret ediyordu.
Medine'de Ebu Bekir Sıddık dönemi, Hazreti Ebu Bekir dönemi, Medine'de kıtlık var, yağmur yok, ürün yetişmiyor, insanlar aç ve perişan. Kervan gelmiyor. Sıkıntı var yani. Bir dar boğaz var. Bir gün birdenbire çarşıda bir hareket. Ortada toz duman. Zil sesleri, çalgı sesleri. Çan sesleri içinde. Ne oldu diyorlar. Osman'ın kafilesi geldi. Kafilesi. Osman'ın kervanı geldi. Kervan. Medine'ye geldiğinde Medine'nin ticareti o zaman Yahudilerin elinde. Hazreti Osman bütün ticareti çekti aldı. Altınlarla oynayan bir adam Hazreti Osman ve sahabenin zenginlerinin tümünü o pazara ortak etti. Ticaret yaptılar, hem de tertemiz bir ticaret. Ticaretin şeklini değiştirdi. Sermayenin yönünü değiştirdi. Hep öyle olmuştur. Büyük sermayeye çoğu kez İnanca uzak olan insanların elinde olmuş, onlarla insanları dövmüşlerdir genellikle. Değişmemiştir bu. Ne zaman ki kötülerin ticareti ellerinden alındı, feveran ettiler. İkiyüzlüler çünkü. 100 veya 200 deve Medine'ye girdi. Üstündeki tahıllarla beraber, Mısır'ından, işte ne varsa. Medine'yi doyuracak kadar büyük bir sermaye, büyük bir kervan. Osman'ın evinin önünde hepsi sıra sıra. İnsanlar gıptayla bakıyor. İnsanlar istiyor ki o mallar çarşıya insin, tevzi edilsin, tüccarlar arasında satın alsın insanlar. Ellerinde para var, mal yok. Yemek yiyecekler, buğday yok, un yok. İş adamları Hazreti Osman'a gidiyorlar. Osman sat bize. Satılık malım yok diyor. Osman diyorlar, mal orada. Develer dolu. Nasıl malın yok? Satılık malım yok diyor Osman. Dediler ki Osman, 1'e 2 verelim, ver bize. 1'e 3 verelim. Parası 1'se 3 verelim sana, 4 verelim. Yeter ki malı ver bize, satalım halka. Para kazanacaklar. Osman diyor ki malım, satacak malım yok. Dediler ki Osman kara borsacılık yapıyor. Malı gizliyor, fiyat yükseltiyor dediler. İftira attılar Hazreti Osman'a. Hazreti Osman satmadı malını. Medine'ye çarşıya inmedi mal. İnsanlar beklenti içinde, mal insin, ticaret hareket etsin, peygamber şehrinin insanları doysunlar, Medine'nin insanları. Hazreti Osman yok diyor, malım yok, satacak. Nihayet tüccarlar bir araya geldiler, Hazreti Ebu Bekir'in yanına gittiler. Ebu Bekir dediler, dostun Osman kara borsacılık yapıyor. Ebu Bekir Sıddık dedi, yok öyle bir şey, Osman kara borsacılık yapmaz. Ama malı satmıyor, çoğaltıyor, 1'e 5 diyoruz. Olmaz diyor, 1'e 5 vermem, 1'e 10 diyoruz, vermiyor. Hazreti Ebubekir dedi ki bunda bir iş var. Kalktı ve Hazreti Osman'ın yanına gitti. Bu cömert peygamberin sahabisinin yanına, Osman dedi, ne oluyor dedi. Mal getirmişsin, satmıyorsun, insanların ihtiyacı var. Dedi ki Ebubekir, ey Allah Nebisi'nin halifesi, Sıddık, malı sattım ben çoktan. Nasıl sattın malı? Tümünü sattım dedi. Karşılığını aldım ben. Kaça sattın Osman dedi. 1'e 700. Hazreti Ebu Bekir birden şaşırdı. Osman dedi. 1'e 700 kim verebilir? Bu nasıl bir alışveriş? Kimse veremez. 1'e 5, 1'e 10 zor verirler. 1'e 700. Hazreti Osman döndü ve sattım onları Ebu Bekir. Tümünü sattım. Kime sattın? Allah'a sattım. Allah'a, Allah'a. Söyler misin ey peygamberin dostu, halifesi, Medine'nin halkı açken Osman ticaret mi yapar? Tümünü sattım Allah için. Ey halife, al ve tümünü dağıt dedi. Utandırdı Osman, hep utandırdığı gibi. Allah'ım o temiz insanlarla beraber layık olmasak da onların yolunda yürümeyi
onların bereketiyle bereketlenmeyi, hayattayken de öldükten sonra da onları sevmeyi hepimize nasip eyle ya Rabbi. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala nebina Muhammed ve ala alihi ve ashabi ecmain. İlahi ya Rabbi günahlarımızı affeyle. İlahi ya Rabbi kusurlarımızı affeyle. İlahi ya Rabbi cenneti ve rahmeti ve mağfireti ve firdevsi bizlere nasip eyle ya Rabbi. Cehennemden gönüllerimizi, ruhlarımızı azat eyle ya Rabbi. Bizi elimiz, gözümüz, kalbimiz, kulağımızla şerre ortak olanlardan etme ya Rabbi. Elimizden, dilimizden başkasına zarar verdirme ya Rabbi. Kötülerin de elinden, dilinden, kalbinden zarar görmemize müsaade etme. Yaklaşan Kadir hürmetine, Kadir'de inen Kur'an-ı Kerim hürmetine, Kur'an'daki her sure, her ayet, her harf, her kelime hürmetine bizleri affeyle. Bizi cehennem ateşinde yakma. Şerden, şikaktan, nifaktan, kötü insanların, çamur insanların şerrinden, iblisin ortağı olan insanların şerrinden hepimizi, ülkemizi, insanları, bütün insanlığı uzak eyle. Muhafaza eyle ya Rabbi. Bizi iyi insanlarla muhatap ettir ya Rabbi. Şerleri kendi şerrinde sana bırakıyoruz ya Rabbi. Sen nasıl hükmedersen hükmün adalettir ya Rabbi. İnanıyoruz ama bize adaletinle tecelli edeceksin de rahmetinle tecelli etmen bizim için daha güzeldir. Rahmetin, mağfiretinle tecelli et. Hastalarımıza şifa, dertlere deva. Bu başımızdaki felaketi de bir an önce bu ülkeden def olmasını nasip eyle ya Rabbi. Hastalığın bir an önce def olmasını nasip eyle ya Rabbi. Amin velhamdülillahi Rabbil alemin. Duaların kabulü niyetiyle Allah rızası için El Fatiha. Sevgili Abdurrahman teşekkür ederim. Ağzına, yüreğine sağlık. Çok sağ ol. Efendim salı akşamı Kandil programımız var. Kandil gecesi için, Kadir gecesi için hatimlerinizi göndermeyi unutmayın. Sizi seviyoruz. İftarda 19.55'te beraberiz. Ezana bağlanıyoruz. Lütfen ezan okunurken birbirimize dua edelim Allah için. Teşekkür ediyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun inşallah. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Oh,
Es-salâtu hayrun minen nevm. Es-salâtu hayrun minen nevm. Allahu ekber. Allahu ekber. La